Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti kapsamında ziraat mühendisi, tarım danışmanı Emre Yeşil, arazilerde gerekli kontrolleri yaparak durumlar hakkında çiftçilere tavsiyelerde bulundu. Emre Yeşil yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun" şeklinde konuştu. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren KAPEM, mesleki ve kişisel gelişim kursları ile 20.000 kişiye ücretsiz eğitim imkanı sundu. Başkan Savran öncülüğünde Nevşehir'in dört bir yanında belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdüren Nevşehir Belediyesi, gençlik, eğitim, kültür, sanat ve gönüllülük alanındaki faaliyetlerine devam edecek. Kozaklı'nın Karahasanlı köyünde bulunan bir tarladan 90 derece kaynayan sıcak suyun etrafa yayıldığını dile getiren bir vatandaş, yetkililerden duruma müdahale etmelerini istedi. İhbarda bulunan vatandaş, "Kozaklı Karahasanlı köyündeki tarlamızda sıcak su çıktı. Sera bölgesi ilan ettiler. Ancak kuyu patladı, kimse ilgilenmiyor. Sıcak su fışkırıyor, tehlike arz ediyor" dedi. Nevşehir Devlet Hastanesi Erişkin Acil Servisi, ülkede yer alan hastanelerin acil servisleri arasında en üst düzeyde hizmet veren servislerden biri olarak tescillendi. Nevşehir Devlet Hastanesi Erişkin Acil Servisi tüm denetim aşamalarından başarıyla geçerek 3. seviye Erişkin Acil Servis olarak tescillendi. MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu, protokol ziyaretlerinde MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'ın davet edilmemesini sitem etti. Doğu konuyla ilgili, "Filiz Kılıç'ın da bu kentin bir milletvekili olduğunun kabul edilerek birlik ve beraberlik içinde tüm il protokolü ile ziyaretler gerçekleştirilse daha iyi olurdu" dedi. Nevşehir Belediyespor 2023-2024 sezonu öncesi yapılanmaya giderken yeni teknik direktörünü de resmi olarak belirledi. Edinilen bilgilere göre kulüp yönetimi, teknik direktör Ender Alkan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Nevşehir Belediyespor'da kulüp yönetimi ve teknik direktörün belirlenmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Ender Alkan'ın teknik direktörü olarak belirlenmesinin ardından gözler transfer çalışmalarına çevrilmişti. Yapılan ilk transfer kaleci Mustafa Gürbüz'ün transferi oldu. Derinkuyu Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında doğalgaz hattı yapımına devam ediyor. Bu yıl 10.000 metre yatırım ile ilçenin çeşitli noktalarında yaklaşık 450 civarı iş yeri ve bu konutta kapsayan altyapı yatırımlarıyla ilk kez doğalgaz bağlantısı sağlanıyor. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri 153 köyde sivrisinek ve karasinek ilaçlama çalışmaları yapıyor. İl Özel İdare Sorumluluğundaki 153 köyde modern cihazlarla sivrisinek ve karasineğe karşı açık alanlarda ilaçlama çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Nevşehir'de günlerdir devam eden yol çalışması trafiği olumsuz etkiledi. Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki günlerdir aralıksız devam eden yol çalışmalarından dolayı trafikte sıkışmalar ve aksaklıklar meydana geldi. İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Yücel Kesen, Söz Siyaset'te programının bu haftaki konuğu oldu. Başkan Kesen, İYİ Parti'nin aslında ittifaktan ayrılmadığını, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu, doğal olarak seçimlerin bitmesiyle birlikte ittifakın da sona erdiğini vurguladı. AK Parti'de 2019 yerel seçimlerinde Karapınar'da aday adayı olan Recep Soylu, AK Parti'ye parti içinde adaletsizlik olduğunu vurgulayarak sitem etti. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmişte destek olduğunu, olmaya devam edeceğini, fakat adaletsiz düzen devam ederse bu duruma kayıtsız kalmayacağını belirtti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Semih Aktekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç'ı ziyaret etti. NEV Rektörü Profesör Doktor Semih Aktekin, Kılıç'a MHP Nevşehir Milletvekilliği ile birlikte yeni görevlerinin kendilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. CT Haber TV ekranlarının her çarşamba saat 23.30'da yayınlanan programı Konuşan Nevşehir'de Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili konular masaya yatırıldı. Programda çiftçilikle de uğraşan eski öğretmen Ergun Çopur, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu almanın bir hayli güç olduğunu belirterek fiyat uygulamalarında komik bulduğunu belirtti. Nevşehir ili Derinkuyu ilçesi Belediye Başkanı Bülent Aksoy trafik kazası geçirdi. Başkan Aksoy geçtiğimiz günlerde Göre'de arabasıyla ufak çaplı bir trafik kazası yaptı. Trafik kazası sonrası aracında ufak çaplı hasar meydana gelirken Başkan Aksoy kazayı yer almadan atlattı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgilere göre haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 10 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 8 serbest bırakılırken ikisi tutuklandı. Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler köylerde su ve kanalizasyon arızalarını giderdi. Nevşehir'in 7 ilçesindeki köylerde gerçekleştirilen çalışmalar sonrası birçok kronik sorun giderilmiş oldu. Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, CT Haber aracılığıyla Çalış'ta tamamlanma aşamasına gelen sulama kanalı ile ilgili müjdeyi verdi. Başkan Yılmaz, sulama kanalının kısa süre içerisinde açılacağını belirtirken, açılış sonrası Çalış'ta sulu tarım yapan çiftçilerin işlerini tarıma daha elverişli bir ortamda yapacağını belirtti. Göreme Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, telekom gibi altyapı çalışmaları sonucunda üst yapı çalışmaları tüm hızıyla başladı. Üst yapı asfaltlama çalışmaları kapsamında İçeri Dere Mevki, Göreme Çarşı, Uzun Dere ile Karşı Bucak caddeleri ve İsali, Gaferli Avcılar Mahallesi'ndeki üst yapı sorunları giderildi.